Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köftenin Distopyası 2'nin 20. bölümüne hoş geldiniz ve elimde bir adet Fancy Sign var. O Fancy Sign'da ne yapacağız? Benim serinin başından beri yapmayı düşündüğüm ancak sürekli unuttuğum bir şeyi yapacağız. Bu da buraya sanırım. Evet. Tamam. Şu an ne olduğu hakkında en ufak bir fikir. Heh, tamam. Center. Şimdi. Tabii sözleri hatırlamaya çalışıyorum. Aslında bunlar bunu bir aşağı alabiliriz sanki. Evet. Hepsini bunu yapabiliriz aslında. Tabii ki de sığmıyor. Ortalamayı nasıl yapacağımız hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Sanırım manuel yapacağız. Evet. Evet. Manuel yaptık. Tamamdır. Şekillendirmesine de bölüm arasında bakacağım. Ancak bu arkadaş burada duracak. Kendisi nedir diye soracak olursanız Ice Turtle'ın Dracula şarkısına bakın. Bayağı güzel bir şarkıdır. Evet. Bunu da yazdığımıza göre şimdi bölümümüze başlayabiliriz artık. 3 dakikamızı bu şekilde harcadık ve bu bize ne sundu? İlk olarak eğer önceki bölüm göstermediysem şu arkadaşın yapımını yaptım. Böyle bir şekil döşedim. E şunlara da şu kırmızı halıda kullandığım clay, hardened clay'i kullandım ve tüm zırhımı enchant ettim. Basitçe enchant nasıl oluyor diye soracak olursanız tabii bunu enchant edemem ve neden video başladığı gibi hıçkırmaya başladım. Enchant edilebilecek bir şey, enchant var ama üstünde. Bakalım burada enchant edilebilecek ancak enchant koymadığım bir şey var mı? Şu ikisi var. Mesela sen. Sana efficiency basalım. Buradan tabii bunu kapayalım. Efficiency 5. Bu ne işe yarıyor en ufak bir fikrim bile yok ancak koyacağım. Fantezisine. Ve... voilà. İlk önce şu az olanları bitirecek. Şunu bitiremeyecek. Çünkü bandım buna yetmeyecek hiçbir şekilde. Aslında biraz daha devam edebilirmiş. Tamam. Şimdi ups, yanlış band. Scepter'ımızı koyalım. Ve voilà. Gördüğünüz gibi buna bunu koyduk.
Ve Wanda'da ilginç bir şey var. Hatta F'ye bastığımda şöyle ilginç birkaç bir şey çıkıyor. İlk olarak şu Fire'ı. Bakalım. Bu. Kendisi Fire damage veren bir arkadaş. Primal'ı kullanmayacağım çünkü o tehlikeli bir arkadaş. Neden barındırıyorsun diye soracak olursan yapmıştım. Evet. Bu böyle. Bu arkadaş böyle şok darbeleri uyguluyor. Excavation bayağı ilginç bir şey. Bayağı uzaktaki blokları kırabilmemi sağlıyor. Ve benim asıl favorim Crafting. Dan dan dan. İnventörümde bir adet crafting table'ım var. Hatta arcane crafting table kendisi. Evet. O zaman şu ikisini geri koyalım şöyle. Ve Glomancer Bell. Oops. Şöyle yapılıyor ve bir adet Wood Golem. Ve bir adet de Empty Core. Bunları koyduktan sonra pakete yapılan birkaç değişiklikten bahsedeceğim. Evet, ilk önce şurası gelsin bakalım. İlk olarak golemimiz gel. Şu şeyi kıralım önce hatta. Ondan sonra golem. Ve empty core. Hatta dur. Emin olmak için şuna yapamıyorum. Neyse, empty kodumuzu koyalım. Yapamadım. Ha. Tamam, shift tıklamadan oluyormuş. Tamamdır. Şimdi buna empty core'u koyduk. Beklediğimizde evet kendisi gidip bu arkadaşları dörder dörder taşıyacak. Evet, rule'a bakıyoruz sayısına. Evet, gördüğünüz gibi kendisi güzelce taşıyor bunları. Hızlı gibi gelmeyebilir ancak bunun da aslında düşündüğümüz kadar hızlı çalışacak bir makine olmadığını hesaba katmamız lazım. Yani kısacası bence gayet ideal. Tabii sonradan bir şey fark ettim. Bu mana sistemimin ileride daha verimli olabilmesi için bu arkadaşları büyüteceğim. Ve sayısını artıracağım. Evet, basitçe hatta şu an için şu arkadaşa azıcık yardımcı olalım. Evet, yapacak bir şey kalmadı. Bundan sonra yapacağı şey basit. Bu arkadaşları alıp buraya götürmek. Ve pakete eklenen yeni modlar. İlk olarak tabii her şey bir mahvolmuş yerleri. Bir karman çorman ama olsun. Bu modu zaten biliyorsunuz. Kendisi ah adını unuttum. O zaten vardı. Asıl yeni eklenen şey Atomic Horizons. Evet, kendisi ilginç bir mod. Bu arada o ilginç modu geçmeden önce şu Focus Pouch'un ne olduğunu söylemeyi unuttum. Kendisi fokusları tutan bir çanta. Şimdi sen gel, sen gel. Omnomnomikon'un nerede? Ha, inventörümdeymiş zaten. Bu arada şunu da geldiği yere atalım. Seni de şöyle koyalım. Şimdi Omnomnomikon'umuzu açalım. Burada bir alan görüyoruz. Ve henüz burada hiçbir araştırma yapılmamış.
olmuş durumda. Şu arkadaşı yapacağım. Beraberinde şu arkadaşı da yapamayacağım çünkü transmutation'ım yok. Bu modu neden ekledim diye soracak olursanız, bir süredir zaten düşünüyordum, biraz inceledim ve bayağı güzel bir mod kendisi. Bayağı güzel bir mod. Evet, balans şartları normal şartla çevirebiliyormuşuz. Ne gereği varsa. Evet. Genel olarak eklediği şeyler bayağı ilginç. Ben de tam olarak çözebilmiş değilim. Beraber çözeceğiz sizle beraber. Sizinle. Evet. Ve eklenen başka bir mod daha. Project Red. Ama sadece redstone'ları. Bunun üstüne bayağı bir düşündüm. Hatta Karakal'daki insanlarla da bayağı bir tartıştık. Ne koyulmamalı mı, koyulmamalı mı diye. En sonunda karar verdik ki bu şey zaten oyunda var olan bir şeyi biraz daha rahat olan versiyonu. Yani Redstone'un daha rahat versiyonu. Ancak ufak bir değişiklik var pakette. Arcane Workbench ve bu arkadaşa gelecek olursak, şu arkadaşlara, bunların hepsi Runic Altar'da yapılıyor. Evet, bayağı bir eğlendim. Ve bu mod benim bir sonraki projem için, tarzı yakında gelecek projem için inanılmaz derecede işime yarayacak bir şey. Hatta o proje nedir diye soracak olursanız, şimdiden hafiften göstermeye başlayayım. Kendisi için şu arkadaşlar gerekiyor. Hatta şunları şöyle dizelim. Ve üstüne tamam, bu şekilde de şunları dizelim. Ortada bir tanesini boş bırakacağım çünkü şu noktaya atılması lazım. Atacağım şeyin. Peki bu arkadaşlar tam olarak nedir? Köfte, bize bunu gösterdin. Bunlar ne işe yarayır? Evet, şimdi sıra onu göstermekte. İlk olarak şurada 2 3 4 5 6 tamam, hepsinden bir tane aldık. Şimdi size bu arkadaşların çalışma prensibini gösterelim. Elimize alalım Living Wood Wand'ı. Ve şimdi bunlardan birinin üstüne durduğumuzda wool gözüküyor. Tamam, şunlara bağlılar. Ve ben sırasıyla bundan 4 tane almışım. Ve sanırım evet, gördüğünüz gibi orange wool istiyorlar şimdi. Magenta wool, light blue, yellow, lime, pink, gray, light gray, cyan, purple, blue, brown, green, red, black, tekrar beyaz. Evet. Bu arkadaşlar bu şekilde mana üretiyorlar. Ve bayağı da verimli bir mana üretim yolu kendisi. Evet, kısacası yeni mana üretim yolumuz bu. Çalışma prensibini az buçuk anlamış olmanız lazım, ancak gene de bir özetleyeceğim. Basitçe şöyle çalışıyor. Sırasıyla 16 renk wool'un 16'sını da atıyorsunuz. Wool başına belli bir mana üretiyor, ancak sırası geçtiğinde yani hangi wool'u istiyorsa sadece onu attığınızda mana üretiyor. Yani şu an sadece beyaz wool atarsam mana üretiyor, istersen siyah atayım, turuncu atayım, hiçbirinden mana üretmez. Ancak beyazı attığım saniye turuncuya dönüşeceği için turuncu isteyecek. Bu rastgele değil, sadece gayet
sıralı bir şey olduğu için otomatize etmesi inanılmaz derecede kolay. Yani sırasıyla 16 farklı mana şey wool atmanız lazım bunun içine çalışabilmesi için. Sistem tam olarak bu. Evet. Alan mana spreader'lar. Ve benim Elven Mana Spreader'dan daha iyi bir şeye ihtiyacım var. Onu da unutmayalım. O yüzden şu an ne yapacağız? Gaia Spirit'lerim neredeydi benim? Tamam, 4 tane Gaia Spirit. Ve birer tane bunlar. Terra Stealing Gut ve... Hayır, yanlış arkadaş. Ve Gaia Spirit Ingot. Şimdi sen git, sen kal. Sen git, sen git. Sen kal, sen git, sen git. Sen git. Seni Fire'a çevirelim. Tabi bunları da upgrade edeceğiz ve güncellemeden sonra acaba değişti mi Gaia alanı? Evet. Bu arada buranın da görüntüsü biraz değişti. Porcelain to the Alpine. Yani bu değildi. Gaia 2. Ritual of Gaia. Visualize. Ve bakalım ne kadar bir alan lazım. Ritual of Gaia. One will take that. Evet, ilginç. Evet, hepsi gayet doğru yerindeler. O zaman acaba Ritual of Gaia Visualize. Biraz daha boş alana mı ihtiyacımız olacak acaba? Kırıl. Sırasıyla şunları alalım. Ve sen gel bakalım. Hatta dur önce şu ayrı blokları koyalım. Tamamdır. Sonrasında da şu pylonlar. Yarasa. Bu sefer olur mu? Sadece boş alan istiyordur. Ya da yukarıdan mı boş alan istiyor? Yani öyleyse biraz daha sıkıntılı bir durum bu. Dışarı bakalım. Ya dışarıda deneyelim. Ritüelimizi denemeyi.
Yani bunun anlamı biraz uzaklara gideceğiz. Azıcık da stone alayım. Ve yarasaya dönüşelim. Ha, unutmadan beraberimde biraz da torch alayım diyeceğim. Torch'um kalmadı muhtemelen. 3 tane var. Bu da bir şey. Tamam, gece olmuş, o yüzden biraz rahatız. Ancak burası pek rahat değil. Hadi bakalım. Zibilyon tane yaratık arasından da Gaia ile savaşacağım. Harika değil mi? Şurayı zaten düzlemişim. Yarasa formundan çıkıp tamamdır. Kalınlığı şöyle halledelim. Hadi hızlıca visualize. Tamam, bir yanına hepsinin. Ay, gel gel gel. Patla patla. Evet. Tam olarak bu yüzden. Hay gene mi creeper? Kaç tane creeper spawn olabilir bir gecede? Umarım bu sefer olur. Beacon da koyalım. Evet, bu sefer oldu. Hadi bakalım. Geceye kalmaz umarım. Gündüze kalmaz umarım. Aa, bir saniye. Starkalarımı kullanabilirim artık. Çünkü dışarıdayız. Pembe alanlardan uzak durun. Ama Starkalarım bir kere bile isabet etmiyor tabii ki de. Üstünü bir şekilde kapayabilmem lazım buranın. Evet, öldüm. Sanırım ölümsüzlüğüm devre dışı bırakıyor arkadaş. Evet, o zaman buraya sonraki bölüm ben bir Gaia savaş alanı kuracağım demektir. Tabutum burada. Şu tabutu bir şekilde kırabilmem lazım. Gaia bufflanmış mı? Çünkü normalde bu zırhla yeniyorduk Gaia'yı. İlginç. Evet. O zaman bu yenilgimizin ardından gidelim şöyle. Starkalarda pek işe yarayan yani bir şey çıkmadı. Evet, şimdi ne yapabiliriz?
O zaman ben bölüm arası biraz inceleyeceğim. Yani son iki bölüm güzel bir boss dövüşüyle döneceğiz. Ondan sonra da geri kalanı yeni bir proje olacak. Bir tane eksik kalacak bunlar. Harika. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.